İlerlemeyin. Arkadaşlar ilerlemeyin. Ben bekliyorum. Hadi. Mersin Uluslararası Limanı East Med Hub Terminali açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Bakanımız, değerli konuklarımız, Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, Mersin Limanımızın rıhtım genişleme projesinin açılış törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ilimiz ve ülkemiz ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bu yatırımı hayata geçiren Akfen Holding ve aynı zamanda Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın Beyefendi'ye ve MIP ortaklarından PSA International'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar, günümüzde ülkelerin hatta kentlerin gelişmişlik ve kalkınma yarışında öne çıkmalarında kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak el birliği içerisinde hareket etmeleri belirleyici faktör olmaktadır. Devletimiz ve hükümetimiz de ülke genelinde özel sektörümüz ile işbirliği içerisinde devasa projeleri birer birer hayata geçirmeye devam etmektedir. Ülke genelinde yürütülen bu yatırım hamlesinden ilimiz de önemli ölçüde pay almakta, tarımdan sanayiye, turizmden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm sektörlerde büyük yatırımlarla buluşmaktadır. Bu süreçte tüm sektörlerde yürütülen yatırımlar yanında lojistik sektörünün gelişiminde en önemli husus olan ulaşım çeşitliliğinin sağlanması ve kalitesinin artırılması konusunda da çok önemli yatırımlar ilimize kazandırılmaktadır. Bu süreçte hükümetimiz limanımızın var olan ulaşım modlarına hız ve kalite katacak kara, hava ve demir yolu yatırımlarını süratle hayata geçirmeye devam etmektedir. Hayata geçirilen tüm bu ulaştırma sektöründeki yatırımlar ilimizin lojistik sektörünün gelişimine ve ticaret hacminin büyümesine hız katmaktadır. Bu yatırımlar Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinin başında gelen Mersin'imizin dünya ile olan bağlarını güçlendirerek ülkemizin önde gelen ticaret üslerinden biri olma konumunu daha da pekiştirecektir. Yaşanan teknolojik gelişimlere bağlı olarak lojistik sektörünün her geçen gün geliştiği günümüz dünyasında bu sektörden daha fazla pay almak ancak yüksek kapasiteli gemilerin yanaşmasına ve hızlı bir şekilde yükleme ve boşaltma yapmaya imkan sağlayacak limanların varlığı ile mümkündür. Bu noktada ülkemizin ikinci ve dünyanın en büyük ilk 100 limanı arasında 91. sırada bulunan Mersin Limanı bugün tamamlanan yatırım ile birlikte bu konumunu daha da yükseltecek ve lojistik sektöründe ilimizin ve ülkemizin küresel rekabet gücüne güç katacaktır. Yıllık elleçlenen yük kapasitesini yaklaşık %50 artmasını sağlayarak Mersin Limanı, ilimiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesinde lokomotif rolü üstlenecektir. Mersin
sahip olduğu fiziki ve beşeri kaynaklarını Ar-Ge temelli inovatif proje ve programlar ile bütünleştirerek küresel rekabette öne çıkan bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu süreçte Mersin'imize değer katacak, sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunacak her türlü faaliyet ve projeye Sayın Kalkınma Bakanımızın önderliğinde kentin tüm dinamikleri olarak el birliği içerisinde destek sağlamaya devam etme kararlılığındayız. İş adamlarımıza bugün açılışını gerçekleştireceğimiz proje örneğinde olduğu gibi ilimizin sahip olduğu zengin kaynakları en etkin şekilde değerlendirecek yatırımlarında en büyük destekçileri olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rıhtım genişleme projesinin limanımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanımız. Çok değerli konuklar, PSA ve Akfe'nin çok değerli yöneticileri, MIP'nin yine çok değerli yöneticileri, mühendisleri, emekçi kardeşlerimiz. Ben de böyle güzel bir günde, anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim için önemli bir gün, anlamlı bir gün dedim. Sadece Mersin'imiz için değil elbette. Türkiye'miz için de önemli bir gün, anlamlı bir gün. Bir Türk firmamızla ta Singapur'dan gelip Türkiye'de yatırım yapmış olan yine bir başka büyük küresel firmanın Mersin Limanı'nın genişletilmesine yönelik açılışında bir arada bulunuyoruz. Ki ben bunu çok önemsiyorum. Mersin Limanımızın kapasitesinin genişlemesi, artması demek bir anlamda Mersin ilimizin gelişmesi, kalkınması demektir. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamak demektir. Bu açıdan ben çok önemsiyorum bu açılışımızı. Ki %44'lük bir kapasite artırımı söz konusu. Mersin'in ticaretinde, Türkiye'nin ticaretinde Mersin Uluslararası Limanı'nın önemli bir yeri var. Mersin denildiğinde ilk akla gelen yerlerden bir tanesi Mersin Limanı'dır. Bu liman sadece ülkemiz için değil, bu bölge için de son derece önemli bir limandır. Ki Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa aslında ana deniz ticaret hattının en önemli transfer merkezlerinden biri konumunda. Bizim 2023 hedefimiz Mersin limanımız için, Mersin'imiz için, Akdeniz bölgesi için 7.5 milyon konteyner, TEU'luk konteyner. Şu anda MIP 1.5 milyonluk yılda konteyner kapasitesine ulaştı fiili olarak. Elbette 1.8 milyonluk bir kapasitesi var ama uygulamada 1.5 milyonu realize eden bir duruma geldi. 2035 yılındaki hedefimiz 14 milyon TEU'luk konteyner. İşte bu hedefi gerçekleştirmek için hem bu limanımızı güçlendireceğiz hem de bu limanımıza
kardeş bir liman da getireceğiz inşallah. Kardeş bir limanın yapılmasını sağlayacağız. 1.8 milyon TEU'luk konteyner kapasitesine sahip olan bu limanın 2.6 milyon TEU'luk konteyner kapasitesine ulaşması elbette bizim için yeterli değil. 2023 hedefinin 7.5 milyon olduğunu ifade etti. Bu hedefi yakalamamız gerekiyor. Mevcut tesisin genişlemesi bile, ilave genişlemesi bile bizim hedefimizi karşılamayacak. Onun için burada bizim bir başka hedefimiz de biraz önce ifade ettim. Kardeş bir limanı Mersin'e kazandırmak olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunun adımlarını birlikte atacağız. Şu anda 1/1000'lik imar plan çalışmaları devam ediyor. ÇED çalışmaları tamamlanmış durumda. Ama ben hem PSA hem de Akfen Holding'e huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. 170 milyon dolarlık bir ilave yatırım gerçekleştirdiler. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye gelen her bir küresel sermaye, her bir yatırımcı Türkiye'deki yatırımının üzerine yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Türkiye'ye gelip de yabancı sermaye yatırımcısı olarak gelip de Türkiye'de büyümeyen firma yok. Demek ki Türkiye küresel düzeyde yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi konumunda. Son aylarda özellikle ülkemize yönelik bir algı operasyonu başlatıldı. Ekonomik göstergelere baktığımızda, özellikle makroekonomik göstergelere baktığımızda Türkiye'nin 2013, 2014, 2015 yıllarından çok farklı olmadığını görüyoruz. Cari açığına bakıyoruz, düşüş söz konusu. Bütçe açığımızda önemli bir farklılık söz konusu değil. Ama Türkiye üzerinde bir algı operasyonu yapmaya çalışanlar var. Yatırımcılarımızı rahatsız etmek isteyen kesimler var. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. Ama Türkiye olarak öyle bir özel kesime, özel sektöre sahibiz ki son derece dinamik, rekabet gücü yüksek, dünyaya entegre olmuş bir özel kesime sahibiz. Özel sektöre sahibiz. Firmalara sahibiz. Bunlar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir firmalar. Bizim için önemli olan şu. Singapur'dan gelip Türkiye'ye yatırım yapan bir yatırımcı bizim için yerli bir yatırımcıdır. Bizim için ulusal bir yatırımcıdır. Bir Türk firmasıyla Singapur'dan gelip buraya yatırım yapan firma arasında bizim gözümüzde hiçbir fark yoktur. Tüm firmalarımızın arkasındayız. Destekçisiyiz. Destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Şundan emin olunuz. Biz özel sektörümüze, firmalarımıza o kadar çok güveniyoruz ki gerçekten dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, her geçen gün daha da büyüyen, daha da güçlenen firmalarımız var. Ama bu firmalarımızın özellikle dışarı ile bağını zayıflatmaya çalışan elbette kesimler de var. Ben onlara ancak şunu söyleyebilirim. Ülkenizi sevin. Bakınız, dünyanın dört bir yanından gelen firmalar Türkiye'de yatırım üstüne yatırım yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Biz de kazanıyoruz. Onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz. İstihdam sağlıyorlar. Biraz önce belediye başkanımız işsizlikten bahsetti. Evet, istihdam sağlıyorlar. Biz onlara kucak açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Onların arkasında durmaya da devam edeceğiz. Ki biraz önce açıklandı. Dünyanın en büyük gemileri artık bu limana yanaşabilecek.
Bakınız 6500 konteyner kapasitesindeki gemiler şu anda yanaşabiliyordu. Bu yatırım gerçekleşmeden önce bu limana yanaşabiliyordu. Bugün bunun tam 3 katı kapasiteye sahip olan 18.000 konteynerlık mega gemiler bu limana yanaşabilecek. Dünyanın en büyük gemileri, 400 metre uzunluğundaki gemiler artık buraya yanaşabilecekler. Draftı 13-13,5 metre olan gemiler ancak yanaşabiliyordu. Ama yapılan ilave yatırımlarla, denizin taranmasıyla birlikte draftı 16,5-17 metreye kadar olan gemiler artık buraya yanaşabilecekler. Burası sadece Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı için önemli bir liman değil. Aynı zamanda transit ticaret için önemli bir merkez. Dünyanın önemli bir merkezi konumunda ve bundan sonra daha da güçlü olacak. Biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz. MIP'ye güveniyoruz, PSA'ya güveniyoruz ve Akfen'e de güveniyoruz. Bugüne kadar gerçekten çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Bundan sonraki süreçte de gerçekleştirecekler. Biz bu limanın işletme hakkını devretmek istediğimiz zaman çok büyük tepkiler aldık. Hatırlayınız o günleri. Limanı özelleştiriyorlar dediler. Kime peşkeş çekiyorsunuz dediler. Ve bugün bu liman, geçmişle lütfen kıyaslayınız, özel sektörün bir limanı işletmesiyle kamunun bir limanı işletmesi arasındaki farkı görürüz. Her yıl %10'dan fazla büyüdü. Evet. Bu limanın işlem hacmi. Şu anda 1,5 milyon TEU geçti. Daha da artacak bundan sonraki süreçte. Onun için biz özel kesime, özel sektöre güveniyoruz. Güvenmeye de devam edeceğiz. Bundan devletin bir zararı olmadı. Bilakis kârı oldu. Vatandaşımızın bir zararı olmadı. Bilakis kârı oldu. Daha fazla insan istihdam edildi. Daha fazla kapasite yaratıldı. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla ithalat sağlandı. Onun için bundan sonraki süreçte de özel kesimimizi ve tüm bu işletmelerimizi hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Firmalarımızda özellikle Türkiye'ye yönelik bu yapılan algı operasyonuna da inanmamalarını ve gerçek resmi onların gördüğünü biliyoruz elbette. Ama biraz önce ifade ettim. Sadece makroekonomik göstergelerimize baksanız Türkiye'nin ne kadar sağlıklı büyüdüğünü görürsünüz diye düşünüyorum. Değerli konuklar, biz burada bu önemli yatırımı gerçekleştirirken hemen yanı başımızda maalesef çocuklar katlediliyor Halep'te, kadınlar katlediliyor, çocuklar yakılıyor, kadınlarımız yakılıyor, işkence çekiyorlar. Ama dünya suskun. Demokrasi, demokrasi diyen bir kuş öldüğünde o kuşun neden öldüğünü araştıran ve onun hesabını soran ülkeler ses çıkarmıyorlar artık. Çocuklar ölüyor, çocuklar katlediliyor. O demokrasi diyen ülkelerin sesi çıkmıyor. Birleşmiş Milletler'in sesi çıkmıyor. Nerede o gelişmiş ülkeler? Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa Birliği? Seslerini duyuyor musunuz? Bir tek sesi çıkan ve Halep'teki o yavruları, o gerçekten eziyet çeken, sefalet içerisinde olan aileleri, kadınları, çocukları kurtarmaya çalışan, onlara kucak açmaya çalışan
Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun bir gayret içerisinde. Sayın Başbakanımız yoğun bir gayret içerisinde. Dışişleri Bakanımız gecesini gündüzüne katıyor. Bir an evvel ateşkes sağlansın. Aman oradaki çocuklarımız daha fazla katledilmesin diye. Biz bugüne kadar bu mazlum kardeşlerimize hep sahip çıktık. Bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. İşte bizim ülke olarak diğerlerinden farkımız bu. Yine bir terör hadisesiyle İstanbul'da karşı karşıya kaldık. O acı günü hep birlikte yaşadık. Çocuklarımız, kızlarımız, gençlerimiz şehit oldular. Ama buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle bu terör örgütünü maşa olarak kullananlar şunu çok iyi bilsinler. Siz ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozamayacaksınız. Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyemeyeceksiniz. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Türkiye bugün gördüğünüz gibi bu yatırımları gerçekleştirmeye devam edecektir. Çünkü biz öyle bir milletiz ki gerçekten bu topraklar için, bu vatan için her şeyimizi feda edebilecek, canımızı feda edebilecek gerçekten ruha, anlayışa sahip bir milletiz. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum ama gerçekten üzüntülü hadiselerin yaşandığı bu günlerde böyle güzel bir açılışın gerçekleşmesi bizler açısından önemli diye düşünüyorum. Ben tekrar hem PSA hem Akfen şirketlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Mersin'imizin kalkınmasına, gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu liman genişleme faaliyetinin inşallah önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini diliyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum sevgili kardeşlerim. Efendim, ben bu yatırımımızın hem Mersin'imize hem de Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim.